hem şampiyon olacaksın, hem oyuncu yetiştireceksin, hem milli takım adam yollayacaksın, hem de hep kazanacaksın. Böyle bir dünya var mı? Ben yok diyorum. Futbol anne karnında başlar. İlgiyle başlar. Futbol doğduğu andan itibaren başlar. Futbol bir ilgidir. Futbol ayaklarını ilk hissettiği gün başlar. Topla ilk temas kurduğu gün başlar. Sokaktaki arkadaşlarıyla topun peşinde koşarken onu tekmelemekle başlar. Futbol çok ciddi 10 bin saatlik beceri egzersizi sonrasında ortaya çıkar. Bunu ben söylemiyorum, bilim söylüyor. Ya biz çim sahalar ve halı sahalar yapacağız diye etraflarına teller çevirip kapıları kilitledik. Yani futbolda öyle halı gibi sahalara gerek mi? Biz Almanya'yı, Hollanda'yı kodlayamıyoruz. Oranın doğal olanaklarını kodlayamıyoruz. O zaman git Brezilya'ya, çıplak ayakla git Fas'a, kavşakta taşları koymuşlar. Arabalar geçiyor, arabalar futbolcuları bekliyor oynasınlar, golü atsınlar da geçeyim diye. Çocukluğum Sarayköy'de geçti oyun oynayarak. Sabahtan akşama kadar kaldığımız bir fabrika var, iplik fabrikası. Orası pamuk merası. İnanılmaz kaliteli ve düzgün bir pamuk Menderes obası zaten. Ben İzmirliyim, Kosova göçmeniyiz. Anneannemler gelmiş, Priştine Prizren tarafından. Çocukluğum çok güzel geçti, eğlenerek öğrendik, çok eğlendik. Babam elektrikçi olduğu için beni Endüstri Meslek Lisesi'ne yolladılar, o elektrikçi olmam için. Ve bütün o arkadaş gruplarımın içinde olan herkes, bizim evin hemen karşı tarafındaki o çıkmaz sokakta buluşurduk ve onların %75'i Manisa Spor Akademisi ve İzmir'deki Ege Üniversitesi Spor Akademisi'ne gitti. Tabii benim idealim oraya gitmek. Spor Akademisi'ne başladım. Tevfik Oral'a da tanıştım. Hocam çok saygı duyduğum, hayatımdaki vizyonumu değiştiren insanlardan bir tanesidir. Yaş 19. Ben antrenörlük eğitimi almaya başladım. Ve o günkü tutkum, antrenör olma tutkum beni çok tetikledi. Ben profesyonel olarak futbol oynadım. İkinci ve üçüncülüklerde oynadım. Ama benim idealimde futbolcu olmak ya da iyi bir futbolcu olup iyi bir futbolcudan bir yere gelmek değildi. Antrenör olmayı düşünüyordum ve çalıştığım takımlarda hocalara yardım ederdim. Ve futbolu çok erken bıraktım. Futbolu bırakma öykümde de 26 yaşındayım. Denizli Belediye Spor Takımı'nda geldiler bana dediler ki gel. Hem antrenörlük hem futbol oyna. Antrenörlüğü orada başladım. Denizli'deki amatör bir takımdı. Sonra Sarayköy Spor'a gittim. O da 3. ligde bir takım. Denizli Spor'a gittim orada. İlk başladığımda altyapıda rahmetli Gündüz Tekin Onay'la tanıştım. O Denizli Spor'un 3 maçlığına başında kaldı ama bir gün benim çalıştığım odaya geldiğinde duvarlara baktı. Sen mi yapıyorsun bunları dedi bana. Evet hocam dedim, onun böyle meşhur kara gözlükleri, böyle heybetli duruşu vardır. Başka neler yapıyorsun göster bakayım dedi. Sonra beni 2-3 gün geçti aradan, haber yollamış, falanca yerde yemek yiyoruz sen de gel diye. Bayağı kalabalık bir grup, işte yöneticiler falan var. Ben tabii amatör genç takıma bakan bir hoca olarak orada ne işim var? Eğer orada beni göstermek için çağırmış. Benim için önemli bir niyang taşıdır Gündüz Hoca. O günden sonra beni hep takip etti ve bırakmadı. Bana özel mektuplar yazardı. Sonra Denizli Spor macerası başladı. Çok ekonomik bir takımdı ve bu takımla aman playofflara kalalım, kümeden uzak duralım ne olursun diye başladığımız bir sezondu. Sonra ben Ankara Gücü'ne gittim. Ankara Gücü tarihinin en iyi sonucunu yaşadık. 6. ve 4. oldu. Orada da 9-10 oyuncudan fazla oyuncuyu büyük takımlara verdik. Ben oradan Gençler Birliği'ne geçtim. Gençler Birliği'ne şöyle bir parantez açmak lazım. İyi bir takım kurdum. İlk sezon 3. olduk. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Bayağı kaotik bir süreçti. Mesut Bakkal Hoca ile beraber oturuyoruz. Beşiktaş maçı böyle kar tipi gibi bir hava. 3-2 öne geçtiler. 3-3 oldu. Mesut Hoca bir ara dedi ki hoca maç gidiyor tutalım. Mesut dedim nerede seyredeceğiz böyle maçı? Boş para oynasınlar. Herkes İlhan Bey ile ilgili bazı şeyler ön fikirleri vardır ama ben hayatımda o dönemde İlhan Bey'i 2 kere gördüm. Antrenman sahasında 2 kere gördüm. Cidden bu çok önemli. Bana müdahale etmediler. İşler iyi gidiyor onun için müdahale etmediler diyebilirsin ama işlerin iyi gitmesi için her türlü ortam hazır. Ekonomik hiçbir sorun yaşanmadı. Çok büyük paralar mı alıyorlardı? Hayır. Ücretlerle, bugünkü ücretlerle hiç kıyaslanmayacak. Asla abartılı işler yapılmıyordu. Her şey düzenliydi. Her şey çok ayarında ve güzel gidiyordu. Şu anda öyle bir yönetim kalitesini
bulmak, öyle bir yönetim kalitesiyle çalışmak mümkün mü? Daha sonrasında gördüğüm kadarıyla zor. İkinci yılı tamamlamıştık. İkinci yıl sonunda Türkiye'deki algı, Türkiye'deki kültür, sen görevini tamamladın. Burada işin bitti, hadi gel bu tarafa geçelim. Ben İlhan Bey'e söylemiştim, ya başkanım biz kalıp bu işe devam etmeliyiz, etmemiz gerekiyor. Sen bizi açtın oğlum, ben bu ülkeyi biliyorum, sen git dedi. Yani bir yerde beni gönderdi. Yani belki benim için orası çok erkendi. Belki benim için oraya çıkmak, orada olmak. Ama bunun acımasızlığını ben yaratmıyorum. Tek başıma ben sorumlu değilim bundan. Bunun sorumluluğunu hep beraber ülke olarak da almak zorundayız. Skor çok önemli. İlk antrenörlüğe başladığımda şunu söylerdim. Zevk alacağız, zevk vereceğiz. Çünkü biz zevk almamız gerekiyor ki taraftarımıza zevk verelim. Ben 0-0 biteceğine 4-3 mağlup olalım. Beni çok eleştiriyorlardı, kızıyorlardı. Kulüp inanıyor. Kulübün vizyonunda o var. Kulüp bunu istiyor. Ve senin arkanda. Böyle bir planlamanın içinde. Bu çok güzel bir şey. Bunu bir tarafa koyuyorum. Kulüp sana şampiyon olacaksın, şu maçı kazanacaksın. Şu maçı kazanmazsan senin sonun olacak, oyuncunun sonu olacak. Bu kaygıdan uzaklaştırıyor. Oyuncuya diyorsun ki gelişeceksin. Sen daha zamanın var, gelişmek için oynuyorsun. Ve seni geliştirmek için de yapacaklarımız bunlar, plan yapıyorsun. Oyuncuya bunu veriyorsun. Tecrübeli oyuncular var. Bunlara tahammül etmelisin. Bu çocukları desteklemelisin, beni desteklemelisin, kendini desteklemelisin. Burada öğrendiğin ve geliştiğin, bu bir ahenk meselesi. Bunu ben kurdum değil, bunu bütünle değerlendirin. Yani kulüp bunu böyle isteyecek, yönetici bunu böyle isteyecek, taraftar bunu böyle isteyecek. Siz şimdi böyle bir kurumun içinde ben bu maçı kazanacağım. O çocuklarla o maçı kazanamazsınız, küme düşersiniz. O çocuklara da yazık edersiniz. Şimdi hem şampiyon olacağım, hem oyuncu yetiştireceğim, hem bir takım adam yollayacağım, hem de hep kazanacağım. Böyle bir dünya var mı? Ben yoktur. Hala büyük takımlarımız diye saydığımız, altyapıya önem veren, altyapıda önemli olduğunu düşündüğüm ve bunu söylemlerimde ah bir tane oyuncu yakaladık altyapıdan çok iyi diye naralar atılan yerde bir saha dörde bölünüp iki takım, üç takım antrenman yapıyoruz. Gelişim liglerimiz Bayern Münih gibi, Manchester gibi. Onları incelediğinde benim işim diyor elit futbol. Ben diyor profesyonel ve elit futbol için 3 yaşında, 6 yaşında, 5 yaşında oyuncuyla uğraşmıyor. Bunlara uğraşacak kurumların destekçisi ve sponsoru oluyor. Ama benim esas işim elit ligler, performans ligleri. O zaman ne yapıyor? Performansa ulaşacak oyuncuların tarandığı bir altyapı oluşturuyor. Öz kaynağı buradan. Almanya'da bir gün Kaiserslautern ve o bölge, yani Schalke'nin, Köln'ün olduğu bölgede dolaşırken Leverkusen'e gittik. Altyapı tesisleri olağanüstü. Yatakhaneleri nerede diye sorma gafletinde bulundum. Bundan 12-13 sene önceydi. Ne adam efendim dedi, anlamadım, yatakhane mi diyorsun, ne yatakhanesi? Şimdi böyle bir şey yapamayız biz. Çünkü aileden çocuğu ayıramayız. Biz burada 100 kilometre mesafenin dışında oyuncu alamayız dedi. Öyle bir şey yok. Biz çocukları 13 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında 10 kişilik koğuşlara sokup orada onları oyuncu yapmaya çalışıyoruz, ergenleri. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Valencia'ya gittiğinizde Valencia şehrinin ortasından bir şehit geçer. Yeşillik böyle. Orada küçük küçük toprak sahalar görürsünüz. Ya ben Türkiye'de görüyorum bu çim saha merakını. Ya biz çim sahalar ve halı sahalar yapacağız diye etraflarına teller çevirip kapıları kilitledik. Yani futbolda öyle halı gibi sahalara gerek mi? Biz Almanya'yı, Hollanda'yı kodlayamıyoruz. Oranın doğal olanaklarını kodlayamıyoruz. O zaman git Brezilya'ya, çıplak ayakla git Fas'a. Futbol öyle 4 tane sahayı yan yana getirip oynatacağım bir oyun değil. Futbolu mahalleden, semtten, amatörlerden, kaynağından yetiştirmek gerekiyor. Çünkü futbol diğer spor branşlarına göre becerilerin en açık olduğu ve en yüksek olduğu oyun. Futbol anne karnında başlar, ilgiyle başlar. Futbol doğduğu andan itibaren başlar. Futbol bir ilgidir. Futbol ayaklarını ilk hissettiği gün başlar. Topla ilk temas kurduğu gün başlar. Sokaktaki arkadaşlarıyla topun peşinde koşarken onu tekmelemekle başlar. Futbol çok ciddi 10 bin saatlik beceri egzersizi sonrasında ortaya çıkar. Bunu ben söylemiyorum, bilim söylüyor. O takım çok karakterli bir takım. O takımın içinde sadece bir Emenike geliyor. Raul Merilich, Kite, Bebo,
olağanüstü bir insandır. Topal, Egemen, Bruno Alves, Caner'le Gökhan, yani bu takımdaki oyunculara baktığınız zaman olgunluk seviyeleri çok yüksek. Kazanma arzuları çok yüksek. Duygularda bütün hepsini çok doğru harmanlamış, konudaki dayanıklılığı çok üst düzey oyunculardı bunlar. Ve biz o dönemde iyi bir ahenk yakaladık. O yakalanan ahenkte yönetim, taraftar, medya bu ahengi çok doğru yakaladı. İlk gelip başladığımda bana çok yardımcı oldular. Özellikle oyuncu grubundan çok ciddi yardım gördüm. Ve o dönemde biliyorsunuz 3 Temmuz, yani FETÖ döneminde Fenerbahçe'nin çektiği sıkıntıların çok ciddi bir uğraşı da vardı. Yönetim Başkanı Aziz Yıldırım ve ekibi bununla çok uğraşıyorlardı. Ve ben de bir dönem takımda yalnız kaldım. Ve bu konuda da yönetimden, başkandan büyük destek gördüm. Oyuncular da bunu çok iyi algıladı. İyi de oynadık. Kazanma arzumuz çok yüksekti. O dönemde birinci sırayı paylaştığımızda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon sonuna kadar yarışı takip ettiler. Rekabetçi bir lig oldu. Mancini Galatasaray'ın başındaydı. Beşiktaş'ın başında Slaven Bilic vardı. Bir Konya mağlubiyetiyle başladık diyorsun. 2-0 öndeyken 75. dakikadan itibaren 3-2 mağlup olduk ve o gün hepimiz aslında bize iyi geldi o maç. Toparlandık ve dedik bu maçı bir milat olarak kabul ediyoruz ve şampiyon olacağız. O günkü benim ruhumdaki etki de oydu. Ya biz ne yapıyoruz? Biz Fenerbahçe, biz şampiyon oluruz. Şampiyon olmamız gerekiyor, şampiyon olacağız dedik. Ve ondan sonra da çok fazla kaybetmeden iyi bir sonuç aldık. Şampiyonluğa en yakın hissettiğimiz maç Galatasaray'ı yendik. Evet, Galatasaray maçında şampiyon olduk. Benim orada bir hikayem var. Bursa Spor maçı. Galatasaray maçından önce biz Bursa Spor maçı oynadık. Bursa'da Mataşa karşı karşıya çok önemli bir gol pozisyonuna girdi ve kaçırdı. 2-2 maç ve bir free kick oldu. Döndü. Egemen tamamladı. 3-2. Onun öncesinde hafta içinde biz Doktor Burak Kunduracıoğlu ile ikimiz hadi gel sağlık kontrolleri yapalım diye gittik. Hiçbir şeyimiz yok, gayet iyiyiz. Oradaki hekim arkadaşlar ya hocam dedi ben sana anjiyo yapmam lazım. Pazar günü cumartesi maç. Cumartesi biz o son dakikada attığımız golle galip geldik. Ben de pazar günü bir keyifle sabah erkenden anjiyo yaptım. Benim başımda 3 doktor arkadaş biz seni buradan bırakamayız, bypass olman lazım. Ciddi sıkıntı var kalp damarlarında. Sen hissetmiyorsun ama var. Neyse bir şekilde ben oradan apar topar başka bir hastaneye gittim. Orada kontrollerimi yaptırdım. Perşembe akşamı bana anjiyo yaptılar ve 6 stentle çıktım ben. Cuma günü öğleden sonra taburcu oldum. Kampa gittim. İlk defa böyle uzanıp yattığımda kendimi yorgun ve halsiz hissetmiştim. Cumartesi günü Galatasaray derbisine çıktım. Çocukluktan hayalini kurduğum, taraftar olduğum bir takımın koçuyum ve başındayım. Bir derbi oynayacağım ve belki de şampiyonluk bir maça çıkacağım. Eğer ben burada bunu yapamazsam hiçbir zaman yapamam. Yani. Bunu benim yapmalıyım, güçlü olmalıyım. Ve o maça öyle çıktım. O günü hiç unutamam. Biz devre arasında şampiyon olduğumuzu biliyorduk yani. Türkiye'yi çok iyi anlamak lazım. Türkiye diğer ülkelerden farklı bir ülke. Tamam siz bizi, beni ya da bir başkasını başkasıyla kıyaslamak çok yanlış ama elbette sen Ersun'la Arsene Wenger'i kıyaslama. Ama ben buranın coğrafyasını, toprağını, kurallarını, işleyişini çok iyi biliyorum. Fenerbahçe ile oynamak zordur. Ama Fenerbahçe olarak oynamak kolaydır. Çok farklı güçleriniz vardır ama Fenerbahçe'ye oynamak öyle kolay değildir. İkisinin arasındaki farkı sorsanız onu anlatabilirim ama Fenerbahçe'de oynamak kiminle olursa olsun, hangi takımla oynarsanız oynayın, Fenerbahçe ile oynamak kolaydır. Kolaydır derken yani güçlüsünüzdür, başka güçler hissedersiniz. Bu büyük takımlar için böyledir. Aslında her yaşadığın negatif şey sana pozitif olarak geri dönebilir. Eğer sen yaşadığın negatif bir şey için hep negatifsen, hep sen bunu yaşayacaksın ki. Yani Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Her yaptığın yanlışta bir daha yaparsan, bir daha bu işi tekrarlarsan aynı sonuca varırsın. Bunun için farklı bir adım atmak zorundasın, farklı bir yere bakmak zorundasın. Hayat böyle bir şey, hayatın renkliliği de bu. Bence yaptığın her şey senin elde ettiğin deneyimle ilgili. O deneyimi bir daha tekrarlarsan aynı sonucu alırsın. Her şeyin çözümü var. Hayat devam ediyor. Her şeyi çözebilirsin. Her şeyi değiştirebilirsin. Her şeyi yeniden başlayabilirsin. Onun için bu hayatı öyle algılamak lazım. Tek ölüme çare yok. Şans hazır olmakla ilgili. Hazırsan şanslısın. Hazır değilsen şanssızsın. Hazır olduğun süre içerisinde dersini iyi çalış, hayata iyi çalış. O zaman şanslısın.
Her gün milli piyango alırsan çıkma ihtimali var ama bir kere alırsan çıkma ihtimali yok. O zaman şanssız mısın? Yani ben o şansa hazır olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çalışıp hazır olacaksınız. Çalışıp dersinizi iyi çalışırsanız sonuçları mutlaka alırsınız. Sonuçları almak da çalışmakla ilgili. Hazır olmak, olayları doğru analiz etmek, doğru planlamak sizi hazır hale getiriyor.